Değerli milletvekilleri, iç tüzüğün 37. maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iç tüzük 37'ye göre 2 Taksim 976 esas numaralı kanun teklifinin değerlendirilmek üzere gündeme alınması hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla Ömer Fethi Gürer, Niğde Milletvekili. Evet. Önerge sahibi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Buyurun Sayın Gürer. Süreniz 5 dakikadır. Başkan, değerli milletvekilleri, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılması için verdiğim kanun teklifi, ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz ve ciddi mağduriyet yaşayan kesimin sorunlarını ortadan kaldırmak için verilmiştir. Bu teklifle emeklilikte yaşa takılanların ülkemizdeki uğradığı haksızlığın giderilmesi amaçlanmaktadır. 1999 yılında emekli yaşı olmayan kanunla ülkemizde emekli olunuyordu. Yani sigorta ve prim gün sayısını dolduranlar emekliliği hak kazanıyorlardı. O günün koşullarında yaş sınırı getirildi. Ardından da 2008 yılında bu yaşla ilgili düzenleme 65 yaşına kadar yükseltildi. Keza bu konuda mağdur olan kesimin emeklilikle ilgili 2008 yılından sonra ücretlerinde yapılan düzenlemede de geriye dönük bir uygulama gerçekleşti. Değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanların talebi kendi ödedikleri prim ve doldurdukları gün sayısıyla hak ettiklerini istiyorlar. Yani ek bir talepleri yok. Biz diyorlar çalışarak bunu hak ettik, hakkımız verilsin, mağduriyetimiz giderilsin. Orta ve ileri yaşlarda işini yitirenler gittikleri zaman bir işe girmeye, işveren diyor ki sen yaşlısın işe alama. Devlet diyorsun sen gençsin, seni emekli edemem. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Eğer bir eve bir gelir yoksa, emeklilikte yaşa takılan da işsiz kalmışsa, o evdeki insanların mağduriyeti daha da katlıyor. Ayrıca bunlar doğal olarak sigortayla ilgili prim yatıramadıkları için sağlık hizmetinden dahi yararlanamıyorlar. Suriyelilere tanıdığımız hakkı dahi bunlardan esirgiyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda emekli olanların maaşları yukarı doğru değil aşağı doğru gidiyor. Adalet Kalkınma Partisi'nin düzenlemesine göre bu böyle devam ederse 65 yaşına geldiğinde arkadaşlar bir de borçlu çıkabilir. Bırakın maaş almayı, bu anlayış onları daha da sorunlu hale getirebilir. O anlamda bu sorunu birlikte çözmemiz gerekiyor. Komisyona gönderilmesi için teklifimizi verdik, bekledik, bugüne kadar gelmedi. Ama komisyona gitse, bütün partilerin ortak bir çözüm üretimiyle buraya gelseydi, bu kanunun bütün partilerin de talebi doğrultusunda gerçekleşseydi, bu mağdur olan kesimleri el birliğiyle mutlu etmiş olacaktı. Değerli arkadaşlar, çalışanların hakkını ne dahilse Adalet Kalkınma Partisi görmezden geliyor. İşçinin, çiftçinin, memurun, Bağkur'a ödediği prim ile esnafın hak ettiği bir olayı duymazdan gelmemiz mümkün değil. Bugün Türkiye'nin her yerinde bu kardeşlerimiz örgütlü olarak da talepte bulunuyor. Bütün milletvekillerimize de durumu yansıtıyorlar. Gelin bu yanlışı düzeltelim. Geriye doğru işletilmiş, dünyada örneği çok rastlanmayan bir düzenlemeyle kendi çalışanlarımızı mağdur kaldık. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu kanun teklifim yasalaştığında destek verirseniz şu anda emekli de yaşa takılıp emekli olamayanların tümünün emekliliği gerçekleşmiş olacak. Bu insanlar umutla bunu bekliyor. Verdiğiniz emekli ücreti zaten asgari ücretin de altında. Yani bu onların mutlu olmasını sağlayacak bir rakam değil. Ama hak edişleri istiyorlar. Bunların sayısı kaç? Soruyoruz, bize ciddi bir rakam olarak söyleyen de yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hakkını arayanlara türedi diyor. Oysa bunlar sizi, bu ülkenin yurttaşı. Biraz evvel iş yerinde temsilcileri bulunan 20 arkadaşımızın meclise girmesi dahi idare amirince yasaklandı. Ama meclis başkan vekilinin girişimiyle 20 arkadaşımızı buraya zorla aldık. Burada ne yazıyor?
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk bu meclisin varlığını yalnız milletvekilleri için sağlamamış ki. Yurttaş da gelip türbünlerden kim ne yapıyor görmek istiyor. Hangi parti halkın yanında sorunlarına eğiliyor? Onlar için çözüm istiyor. Vatandaşların bilme hakkı yok mu? Ne demek vatandaşlara meclisi kapatmak? Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderecek bu kanun teklifine meclisteki tüm arkadaşlarımın destek vermesi ve bu mağduriyetin bugün sonlandırılmasını talep ediyorum. Bunu bir milletvekili olmadan öte bir yurttaş olarak istiyorum. Çünkü meydanlara, sokaklara gittiğimiz zaman yaşanan mağduriyeti bizlere nakleden o insanların durumunu gidin bir görün. Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda enflasyonun her geçen ay arttığında, yokluğun yoksulluğun büyüdüğü yerde bir emekli sözlerinizi tamamlayın Sayın Güler. Bir dakika daha süre veriyorum size. Emeklilikte yaşa takılanların sesine kulak verin diyor. Bunların da oy hakkı olduğunu unutmayın. Eğer böyle giderseniz 30 Mart seçimlerinde ne kadar olduklarını, kim olduklarını size göstereceklerine ben inanıyorum. Onun için gelin bu kanun teklifimize olumlu oyun verin diyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Güler. Sayın Keriştecioğlu, söz talebiniz var, buyurun. Sayın Başkan, bu konuyla ilgili olarak değerli milletvekilleri ve sevgili yurttaşlarımız, öncelikle hoş geldiniz, gelebildiniz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kışlıktan sonra yazlık saraya, hatta şimdi bir de Van Ahlat'ta saray yapmaya bütçe ayırabilenler, yıllarca çalışmış ve emek harcamış yurttaşlarımızın emekliliği için bütçe olmadığından ve bütçe dengesinden söz ediyorlar. Güvenlikçi savaş politikalarıyla, savaş politikalarına son 3 yılda 3 kat fazla bütçe ayıranlar yine bütçe dengesinden söz ediyorlar. Biz diyoruz ki artık bu sorun çözülmelidir. Emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımız bu yaşta emekli olacaklarını düşünerek çalışma hayatına başlamışlardır. Bu onlar için artık vazgeçilmez bir haktır. Milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini bağlayın Sayın Keriştecioğlu. Ortak bir anlaşmayla, uzlaşmayla artık çözmeliyiz. AKP dışındaki bütün partilerin bu konuda kanun teklifi bulunmaktadır. İşte burada aslında tercih belli olmaktadır. Emekten, haktan, hak edilenden mi yanasınız? Yoksa saraylardan, kendi bekanızdan yana mısınız? Biz emekten, hak edilenden yanayız ve bu sorunu çözmek için varız diyoruz. Bu kanun teklifine de evet diyoruz ve herkesi buna evet demeye çağırıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sayın Ağar Alioğlu. Kanun teklifine evet vereceğiz. Değerli arkadaşlar, bir izin verir misiniz? Şunu anlamaya çalışmamız gerek. Kendileri mi gönüllü ayrılıyorlar yoksa? Hayır, bunu anlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Böyle bir şey. Ziyaretçi süresi dolduğu için. Bununla ilgili ayrıca ilgililerden bilgi alacağım. Buyurun Sayın Altay. Şimdi şudur, uygulama şudur. Bir yanlış yapılıyor. Buna müsaade etmeyiz. 4 milletvekilimiz merdivenlere gitsin. O arkadaşların dışarı çıkmasını engelleyin. İdare amirim. Şimdi şöyle, usul şu. Bir dinleyin arkadaşlar. Sayın Başkan, meclise saat 18'den sonra ziyaretçi alınmaz. Doğru. Ama 18'den sonra giriş yapılmaz diye okuyoruz bunu. 18'den önce gelmiş bir ziyaretçi genel kurulu istediği kadar izler ve çıkar. Ki özel günler için bir
Mesela yemin töreninde 18'de ziyaretçiler dışarı çıkıyor mu? Ya da Cumhurbaşkanı yemin ederken 18 saat 18 geçti diye ziyaretçiler dışarı çıkarılıyor mu? Bir hukuksuzluğa seyirci kalmamalısınız. Bu durumun çözülmesi lazım. Değerli Sayın Altay, bir defa şunu anlamaya çalıştım öncelikle. Kendileri mi terk ediyorlar, evet, yoksa kendilerine böyle bir dayatma mı var ya da kendilerinden böyle bir talep mi oldu? Eğer görevliler kendilerini saat tam 18'de dışarı çıkmaya davet etmişlerse yanlış yapmışlardır. Evet. Genel kurulu izlemekte olan vatandaşlar belli bir süre daha kalabilirler. Üstelik bu konuyu izlemek üzere gelmişlerdir. Evet. O nedenle kendilerini dışarıya çıkmaya zorlayanların hangi dayanakla ve hangi talimatla bunu yaptıklarını mutlaka soracağım. Kaldı ki, lütfen Sayın Paylan, bekleyin, konuşuyorum. Kaldı ki ben meclis başkan vekili olarak bütün bu oturumdan ve meclis düzeninden sorumluyum. Ben onların burada istedikleri kadar kalmalarına izin verme hakkına sahibim. Dolayısıyla o arkadaşların oturumu izlemek üzere tekrar izleyici sandalyelerine davet edilmelerini, geri getirmelerini yetkililerden, ilgililerden istiyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Ağır Alioğlu'nun da bir söz talebi vardı. Buyurun. Gelmedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, EYT ile ilgili bir hassasiyet taşıdık. Bütün muhalefet partilerinin, hatta bütün partilerin seçim meydanlarında bu mevzuda bir hassasiyeti vardı, vaadi vardı. Bu mevzuyu epeyce dillendirdik, dile getirdik. Seçim satına girdik. Sahada çok fazla bu anlamda taleple karşılaştığımız için biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama hükümet bizim sistemlerimize, tekliflerimize kulak vicdan kapatıyor diyoruz. Bu anlamda yaptığımız bir iş, bir hamle bu. Bugün iktidar grubunun bizi izlemeye gelenlerin dışarı çıkması karşısında içeride kalabilirler. İçeride kalabilirler demesi gerekirken sessiz kalmalarını, aslında yaptıkları işi içlerine sindirememişliklerine hamle diyorum. Çünkü aslında onlar da bu anlamda verilmiş sözleri var. Vermek mesuliyetini taşıyorlar. Numan Bey, Sayın Başkan, geçen gün bir açıklamasını basından takip edebildim. Seçimi müteakip EYT'lilerle ilgili bir hassasiyet taşıdığını ifade etti. Ben bunu şöyle algıladım. Seçim sonucuna tesir edebilecek bir yığılma var EYT ile ilgili. Bu talebi absorbe etmek için biz bu mevzuda bir düzenleme yapacağız ama seçimden sonra diyorlar. Seçimden sonra demelerinin arkasında da bu bütçedeki Evet, devam edin Sayın Ağır Alioğlu. Son cümle. EYT ile ilgili hassasiyetimiz şuradandır. Herkese bakabiliriz. Vatandaşlarınız bunun yük olduğunu falan bilecek kadar sorumluluk sahibi vatandaşlardır. 4 milyon Suriyeli'ye kaynak bulan devletimiz kendi emeklilerine de kaynak bulsun. Kendi israfına, kendi iş adamlarına kaynak bulan müteahhitimiz kendi emeklilerine de kaynak bulsun. Destekleyeceğiz karnıfa. Teşekkürler Sayın Ağır Alioğlu. Buyurun Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki her kim bu ülke için taş üstüne taş koyarsa, her kim milletimizin refahı, kalkınması ve huzuru için adım atarsa biz alkışlayacağız. Yani ağzınızda kuş da tutsanız sizi alkışlamayacağız anlayışını asla ve asla kabul etmiyoruz. Onun için şu anda emeklilikte yaşa takılanlar kavramını bir Alman'a, İngiliz'e, Fransız'a tercüme etmeye çalışsanız öyle kolay kolay tercüme edemezsiniz. Niye? Çünkü çalışmanın, üretimin, refahın olmazsa olmaz unsur olduğunu Almanya bilir. Almanya 1960'larda neden Türkiye'den işçi ithal etti? Çünkü kalkınma için olmazsa olmaz emek, sermaye, ham madde üçlüsünden biriydi. Bakınız, şu anki düzenleme 2002 öncesi yapılan, o dönemin koalisyon hükümetinin yaptığı bir düzenlemedir. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Çünkü Türkiye'de bakınız, erken emeklilik demek aslında emekli olan vatandaşlarımızın mevcut Devam edin Sayın Özkan. Açalım mikrofonu arkadaşlar. Bu şekilde bir talep
normal şartlarda emekli olduğu takdirde aldığı emekli maaşıyla yurt dışında seyahat yapabilme imkanını verebilmesi lazım emeklilerimize. Bu denge vaktiyle bozuldu. Ne zaman bozuldu? Kim neredeydi? Onlara bir şey girmeye gerek yok. Ancak 2002 öncesinde yapılan doğru bir düzenleme var. Bu düzenlemenin arkasındayız. Avrupa'nın gelişmiş demokrasilerin, kalkınmış ülkelerin emekli ve sosyal güvenlik düzenlemelerine uygun bir düzenlemedir. Onun için bunun altını çiziyorum. Bakınız, biz bu genel kuruldan yaptığımız düzenlemeleri kimseden kaçırmıyoruz. Zaten bir taraftan medya üzerinden yapılan yayınlarla Meclis TV ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Bakınız, iş tüzüğümüzün 31 ve 62. maddeleri var. Bir düzenlemenin katılımcı demokrasi gereği komisyonda görüşülürken kimlerin katılıp nasıl destek sağlayacağı, yine genel kurulda da nasıl farklı görüşlerin grup önerileriyle değiştirilebileceği anayasanın ve iş tüzüğün güvencesi altındadır. Artık bağlayın lütfen Sayın Özkan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ancak herkese ikişer üçer ikişer söz veriliyor ama benimkinde özellikle ikaz ediliyorum. Yok. Bunu da kesinlikle kabul etmediğimi ifade ediyorum. O zaman bakın, müsaade ederseniz ben yorumuma gireyim. Bir izin verin. Ben araya gireyim. Bir izin verin. Madem bunu söylediniz, biraz sonra kayıtları çıkar. Hayır. Konuşma kayıtlarını çıkar isteyeceğim. Bunu söylemenizi istemezdim. Hangi grup başkan vekilleri ne kadar süreyle söz konuşmuşlardır, söz almışlardır, konuşmuşlardır? Değerli arkadaşlar, lütfen onların kayıtlarını çıkarın ve lütfen bütün grup başkan vekillerine takdim edin. Sürem kesildi. Onu bütün da gün, bütün gün. Şu anda sürem kesildi. Söze girmeniz vesilesiyle. Söz şimdi şunu ifade zaten etmek istiyorum. Yasa koyucu abesle iştigal etmez. Abes ne? Boş işle uğraşmaz. Biz gerek oluyor ki burada söz alıyoruz. Onun için zaman zaman başka grup başkan vekillerimiz 3, 4 aldıkları da oluyor, 5 aldığı da oldu. Ben bu oturumla ilgili, bugünle ilgili konuşmuyorum Sayın Başkan. Ben diyorum ki genel olarak söz alındığında gerek olduğu takdirde diğer grup başkan vekilleri 5'e kadar söz verildiğini dahi gördük. Fazlası var, saymıyorum. Size de bakın, verdim onları da benim. Ama başkanım, hayır, lütfen. Bakın, şimdi bakın Sayın olur. Özkan, bekleyin, size söz vereceğim. Siz müsaade bana edersiniz. Ben konumu siz bana yönelik bir şey söyle, bir dinleyin lütfen. Ama şimdi ben söz verince başkanım konuşacaksınız Sayın Özkan. Ben söz verince konuşacaksınız. O benim yetkim. O benim yetkim. Size tekrar söylüyorum, benim yetkim. Söz verdiğimde konuşacaksınız. Benim yönettiğim bütün oturumlarda grup başkan vekillerine verdiğim konuşma sürelerinin çıkarılmasını talimat olarak görevlilere veriyorum. Bunları bütün grup başkan vekillerine takdim edin. Birinde adaletsizlik tespit ettiğiniz takdirde burada huzurlarınızda özür dileyeceğim. Şimdi buyurun. Söz teşekkür veriyorum. Ediyorum. Konuşun. Teşekkür buyurun ediyorum. Abesle iştigal etmek için söz almıyorum. Bir konuya açıklık getirmek için ifade ediyorum. Özetle ifade ediyorum. Diyorum ki şu anki düzenleme emekli olduğu takdirde vatandaşlarımızın refah ülkelerinde olduğu gibi aldığı emekli maaşıyla dünyayı gezebilecek, ayrıca bir işte çalışmadan ihtiyaçlarını giderebilecek ve refah ülkesi bir ülkenin emeklisine sağlanabilecek imkanları yapmak için yapılmış düzenlemedir. Yapanlardan Allah razı olsun. Biz de takipçisiyiz. İnşallah emeklilerimiz dünyanın en müreffeh emeklileri içerisine gelecek. Biraz sabır. Teşekkürler. Sayın Altay, buyurun. Niğde Milletvekilimiz Ömer Fethi Bey'in 37. maddeye göre doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili kanun teklifi belli ki genel kurulda bütün grupların ilgisini çekti. Bütün gruplar söz alarak milletvekilimizin teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Siyasi partilerin toplumun bir kısmını ya da tümünü ilgilendiren konularla ilgili olarak farklı değerlendirmeler yapmaları işin tabiatındadır. Buna bir şey diyemeyiz. Ama ben biraz önce sayın mevkidaşımın söylediği bir cümleden dolayı kendisi adına da parlamento adına da üzüldüm. Bir feryada, bir çığlığa, bir siyasi parti grubunun sayın grup başkan vekili, ki bu feryat ve çığlık 2-3 milyon insanımızı direkt, 10-15 milyon insanımızı da en direkt
ilgilendiren, etkileyen bir feryada boş işler demesini yadırgadım. Onun adına da çok üzüldüm. Açalım mikrofonu lütfen. Devam edin Sayın Altay. Açmıyorlar. Açıldı, şimdi, buyurun. Tam cümlesi şudur. Yasa koyucu boş işlerle uğraşmaz. Milyonlarca insanın feryadı bizim için boş iş değildir. Açız, geçinemiyoruz diyen bağıran insanların çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden insanların feryadı da bizim için boş iş değildir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kaldı ki ben sayın mevkidaşımın bu sözünü şöyle bakınca yadırgamadım. Sayın mevkidaşımın partisinin genel başkanı da bu emeklilikte yaşa takılanlar için şöyle talihsiz bir beyanatta bulundu. Bir de başımıza bunlar türedi dedi. Sanki bunlar mikrop. Günahtır, ayıptır, yazıktır. Bunlar haksız diye bağıran insanlar. Çok ayıp. Yadırgıyorum. Türedi diye kime denir? İnsan evladına türedi denmez. Ben AK Parti Genel Başkanlığı'nda bu teklife hayır diyebilirsiniz. Biraz sonra açık oylama talep edeceğiz. Bağlayın sözlerinizi Sayın Altay. Başkanın tasarrufuyla ilgili onu konuşacağız. Ama şunu diyoruz. Allah aşkına ya. Cahit Bey kardeşim. Denizli sokaklarında gezerken emeklilikte yaşa takılan bir vatandaşım, kardeşim önüne... Ne demek o? Ne diyor? Ne? Siz genel kurula hitap edin Sayın Altay. Sayın Altay. Ne gelmesi ya? Ne gelmesi? Kendinize gelin ya. Bunu başkan müdürü konuşuyor. Ne diyorsun ya? Sayın Altay, genel kurula hitap Sayın edin. Sayın kardeşim dedim. Cahit Bey kardeşim. Yok dur, döverler. Cahit Bey kardeşim dedim. Denizli sokaklarında geziyorsun 24 Haziran seçimlerinde. Önüne geldi emeklilikte yaşa takılmış biri. Derdini anlattı. Ne dedin? Çözeceğiz inşallah dedin ya. Çözelim diyoruz. Bunu söylüyoruz. Teşekkürler Sayın Altay. Sayın Kerestecioğlu, buyurun. Sayın Başkan, ben tutanaklara özellikle geçmesi için Sayın Cahit Özkan'ın söylediği bazı şeylere ekleme yapmak istiyorum. 2002'de bu emeklilik yaşının yükseltilmesinin gerçekleştirildiğinden söz etti. Evet, doğrudur. Ama daha sonra 2008'de asıl bunu uzatan ve mezarda emeklilik olarak adlandırılan düzenlemeye imza atanlar kendileridir. Yani bugünkü mağduriyetin asıl müsebbipleri aynı zamanda onlardır. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan 46 yaşında emekli olmuş ve yaklaşık 20 yıla yakındır emekli maaşı almakta olan birisidir. Maaşı da emekli maaşı ile birlikte 100 bin liraya tekabül etmektedir. Çok yakın zamanda danışmanlarının maaşına da çifte maaş şeklinde düzenlemeler yapmıştır. İşte bu arkadaki insanlar gerçekten bu... Tamamlayın Sayın Kerestecioğlu, buyurun. Emeklilikte yaşa takılan bu yurttaşlarımız bu tablo ve bu rakamlar karşısında ne hissederler? Boşa mı acaba iş yapıyorlar ve hak etmedikleri bir şey mi istiyorlar? Bunu zaten bütün toplum, bütün kamuoyu takdir ediyor. Bu meclisin de artık bu kürek yarışından vazgeçip bunu takdir etmesi lazım ve dediğim gibi AKP dışında hepimizin olan kanun teklifleri zaten var. Bu kanun teklifi bunun için bir fırsattır. Buna vatandaşlarımızın gözü önünde evet dememiz lazım ki bu ülkede birileri de artık gerçekten ya tamam hak ettiğimizi mecliste savundular ve aldık hakkımızı desin. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Kerestecioğlu, Sayın Ağralioğlu, talebiniz var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, berbat transferler yaparak futbol keyfimizin bunca işin gailenin arasında spor zevkimizin canına okuyan bir sürü münasebetsiz transferin oluşturduğu açığı kapatmak için
Ziraat Bankası'na borçları ödemek için talimat veren iradeden şöyle bir şey çıkarabildik. O transferlerden hasıl olan borçtan ödeyeceğiniz borcun bir mislini bunlara verebilirsiniz EYT'lilere. EYT'lilere şöyle bir şey tavsiye edebiliriz biz. Yaşları müsaade etse, ömürleri vefa etse futbol kulübü kurun, sizin de alacaklarınızı devlet irade beyan ederek size ödesin diyebiliriz. Transferlere konu olan adamlardan daha iyi top oynayabilirler ama ömürleri vefa etmeyebilir. Dolayısıyla kendi EYT talebini kendi seçim dönemlerinizde de dillendirdiğiniz için lütfen sorumluluklarınıza uygun davranalım. El birliğiyle böyle bir kanunu buradan çıkaralım. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Sayın Ağar Alioğlu. Size de söz vereceğim. İkinci tura geçmeden önce grubu bulunmayan siyasi parti temsilcileri de söz istediler. Bu konuda grup başkan vekillerine ikinci turdur söz veriyorum. Şimdi grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerinden Erkam Baş'ın söz talebi vardı. Mikrofonu açalım lütfen. Buyurun Sayın Baş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabii önemli bir konu. Türkiye İşçi Partisi adına işçi kardeşlerimizi, emekçileri özellikle ilgilendiren bu konuda görüşlerimizi söylemek ve bir çağrı yapmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ben 6 aydır bu parlamentoda çalışıyorum. Maalesef tüm engelleme girişimlerime karşı defalarca kez patronların, para babalarının istedikleri yasalar bu parlamentodan çıktı. Maalesef tüm engelleme çabalarımıza rağmen sarayın ihtiyaçlarını gören her yasa büyük bir hızla bu parlamentodan çıktı. Ben NİDE milletvekilimizin verdiği bu önerinin parlamentoda bulunan tüm arkadaşlarımız için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız yıllarca bu ülke için emeğiyle alın teriyle çalışan, her türlü vatandaşlık sorumluluklarını yerine getiren ve sadece alın terinin, emeğinin karşılığını, hakkını isteyen insanlarımızın bu talebini karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mevcut yürürlükteki yasa bir emeklilik yasası değildir. Bu yasa insanlara emekli olmadan ölün, mezarda emekli olun yasasıdır ve ne mutlu bize ki bundan bu ülke insanlarını kurtarma şansımız vardır. Gelin bu yasaya evet deyin. Tayyip Erdoğan kaç yaşında emekli olduysa herkes o yaşta emekli olsun diyorum. Teşekkürler Sayın Baş. Sayın Cihangir İslam, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşımız CHP'nin İDE Milletvekili Ömer Fethi Güler'in bu teklifini Saadet Partisi olarak destekliyoruz efendim. Ancak ben EYT'lilere şunu söyleyeyim. Bu iktidar tarihin en büyük borç faizini ödeyecek. Sarayın masrafları çok arttı ve futbol kulüpleri demin sayın sözcülerin ifade ettiği gibi kurtarılma aşamasında. İşte bu yüzden sizin önerilerinize bunlar olumlu cevap veremiyor. Az önce Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili bunun herhangi bir dile tercüme edilemeyeceğini söyledi. Kendi üstün Fransızcalarıyla aslında bunu tercüme edebilirler. Ben bundan eminim. Bu her dile de tercüme edilebilir. Ama burada esas zihinlere tercüme edilemeyen sizin Sayın Genel Başkanınızın beyanları vardır. Mesela sanki 17 sene bu ülkeyi Mars'tan gelip birileri yönetmiş gibi gökdelenlerden şikayet etmek, sahil yağmasından şikayet etmek ve işin en acısı sizin burada borularını döşemek için bayiliğini yaptığınız kapitalizmden şikayet etmek, gerçekten bunlar tercüme edilemez. Sayın EYT'liler, biz sizin arkanızda olacağız. Hakkın, hukukun ve adaletin arkasında olacağız. Ben eminim ki AK Parti grubundan da bu işe sıcak bakan insanlar vardır. Bu işi bir an önce çözmeliyiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın İslam.